Merhaba arkadaşlar, 26 Ağustos 2021. Şu anda Gülfada'dayız. Yeni inşa edilen dairelerden birini göstermek istiyorum. Bu çok güzel bir 90 metrekare yepyeni bir daire. Bu önümüzde gördüğünüz caddenin ismi Sakit Karayorva. Burası Ayos Kostandinos, Gülfada'yı bir derneği için söylüyorum. Ayos Kostandinos Kilisesi'ne 250 metre uzakta bir yer. Sahile de taş çatlasın 400 metre uzakta olacağını düşünüyorum. Haritayı videoya ekleyeceğim. Yeni yapılıyor. Buranın sahibi Mısırlı bir adam. 2-3 sene önce buradaki arsayı satın almış ve buraya yeni bir bina inşa etmiş. Üst kattaki daireler satıldı. Gelin biraz evi gezelim. Burası oturma odası. Mutfak sağ tarafta. Hala yapım aşamasında. Üst tarafta, kaldırıyorum kamerayı. Üst tarafta klima ünitelerinin tüpçüleri var. Hepsi gizli. Yepyeni bir daire. Birinci kat diye geçiyor ama yüksek giriş olduğu için ikinci kat olarak gözüküyor. Birazdan size yüksekliğini tekrar göstereceğim. Şuraya bir dolap yapılacak. Evin diğer kısımlarına doğru gidiyoruz. Burada ufak bir banyo var. Kapısı açılmıyor. Onun için gösteremiyorum. Burada bir çocuk odası. Dolapları ile birlikte. Dolaplar yapılmış, bitmiş. Burası ana banyo. Şurada bir kapı var. Buradaki odaları evin diğer tarafından ayıran bir kapı. Burası da büyük ebeveyn odası. Burada kocaman bir balkon var tekrar. Burada rahatlıkla büyük bir masa konulup rahatlıkla güneş olmadan serin bir şekilde oturulabilir. Tekrar bir gidelim. Burası ebeveyn yatak odası. Hemen yanında banyo. Şurada bir dolap. Burada kapı. İkinci bir oda. Ufak bir banyo. Şuraya dolap gelecek. Ve burası oturma odası. Tekrar bir binanın yüksekliğini size göstereyim. Sanki ikinci kattaymış gibi. Gerçi evraklarda birinci kat olarak geçiyor. Şimdi yeni binalarla alakalı biraz konuşalım. Yunanistan'da deprem kuşağını biliyorsunuz. Buradaki evler genelde eski ve 40-50 senelik. Dolayısıyla artık insanlar depremi de düşünerek yeni binalara, yeni dairelere girmeye başladılar. Deprem hiç kimsenin istemediği bir şey. Ama bunu da bir şekilde öngörmek lazım. İstanbul ve Yunanistan aynı şekilde depremden etkilenmiş şehirler. Dolayısıyla depremi de düşünerek yavaş yavaş yeni yapılmış evlere doğru gitmekte fayda var. Sigorta şirketleri 1960 öncesi daireleri sigortalamıyorlar. Yunanistan'da bir zorunlu deprem sigortası yok. Müşterilerime de hepsine ben öneriyorum bir sigorta yaptırmaları kendileri için iyi olur. İleri zarar çıkmasını beklememek lazım. Bazı şeyleri öngörmek lazım. Binanın dışından da video çektim. Bunları da sizinle paylaşacağım. Buranın fiyatıyla alakalı beni arayabilirsiniz. Gülfada bölgesinin yeni binaları, yeni daireleri içinde en uygun yeni bina olduğu için bunu gösteriyorum. 6.000 euro, 7.000 euro, metrekaresi 6.000-7.000 euro olan daireler de var. Ancak bu
Gülfara'nın merkezine çok yakın bir daire. Yürüyerek en büyük ticari caddesine gidebilirsiniz. Yürüyerek denize gidebilirsiniz. Şimdilik bu daireden bu kadar. Drone'umuz yok. Eğer bozuldu. Çok narin bir şeymiş drone. Düzelir düzelmez. Eğer isterseniz size buranın havadan fotoğraflarını ve sahilden olan uzaklığını da gösterebilirim. Haritadan göstereceğim ama eğer bu konuyla, yani haritayla tatmin olmazsanız beni arayıp hava görüntülerini isteyebilirsiniz. Ekim ayında teslim edilecek bu daire. Zaten çoğu her şeyi bitti. Kaba bütün işler bitti. Şimdi inceye geçiyorlar. Dediğim gibi güzel bir daire. Diğer yeni dairelere oranla da metrekare bazında ucuz. Yani verdiğin parayla aldığın daire arasında güzel bir orantı var. Ben de bu şekilde daireleri seçiyorum. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa sorun. Soru sormamak çok kötüdür. Soru sormak iyidir. Hiç olmazsa neyle karşılaşacağınızı bilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.